Herkese merhaba arkadaşlar, Doktor Android'e hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Xiaomi telefonlarında ana ekran düzeni nasıl yedeklenir, Sevip Backup uygulaması ile telefonunuzun yedeği nasıl alınır ve ROM yükledikten sonra nasıl geri yükleyeceğimizi göstereceğim. Ayrıca Premium ROM'daki bazı özelleştirmeler nasıl yapılır, bunları anlatacağım arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olur. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle telefonumuzun ayarlar menüsünden telefon hakkında bölümüne girip buradan yedekle ve geri yükle, daha sonra Xiaomi bulut ve ana ekranı seçip telefonumuzun yedeğini alıyoruz. Kayıt işlemimiz bittikten sonra bu menüden çıkıp Swift Backup uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Bu uygulamada arama kayıtları, SMS'ler, sistem yedeği ve uygulama yedeği alabiliyoruz. Ben sistem yedeğini Xiaomi Bulut uygulaması üzerinden alıyorum. Bu menüden tüm uygulamaları yedekle bölümünü seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra alttaki yeşil kutucuktan üst bölümdekilerin hepsini seçiyoruz. Alttan ister bulut ister cihazı seçebilirsiniz. Ben cihazı seçip daha sonra dosyayı USB belleğe taşıyorum arkadaşlar. Daha sonra tamam dedikten sonra uygulamalarımız yedeklenmeye başlıyor. Yedekleme işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar yedek dosyamızı dosyalar uygulamasının içinden kopyala diyerek USB belleğimizin içine taşıyoruz. Daha sonra ROM'umuzu kurduktan sonra bu dosyayı tekrar USB bellekten dahili hafızaya taşıyacağız. Aktarma işlemi bittikten sonra ROM kurma işlemimize başlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için Power tuşuna basılı tutup yeniden başlatıyoruz ve daha sonra ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TWRP modunda açıldıktan sonra altta bulunan menüden en sağdaki yani 3 çizgi olana tıklıyoruz. Buradan öncelikle temiz kurulum için format data yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Format data bazı durumlarda şart değil ama ben genelde format data tercih ediyorum. Temiz kurulum olsun diye arkadaşlar. Buradan menüden 3. seçeneği seçip daha sonra data diyoruz. Daha sonra format datayı seçiyoruz. Gelen ekrana yes yazıp tamamı işaretliyoruz arkadaşlar. Format data işlemimiz başlıyor. Bu işlem kısa sürüyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. İşlemimiz bittikten sonra reboot demiyoruz. Menüden geri gelip daha sonra reboot menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ikinci seçenek recovery'yi seçip tekrar TWRP modunda başlatıyoruz. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Cihazımız tekrar TWRP modunda açıldıktan sonra wipe bölümüne gelip buradan ilk 5 kutucuğu işaretleyip altta bulunan imleci sağa doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Silme işlemimiz bittikten sonra tekrar geri tuşuna basıyoruz. Buradan ekranın en solundaki menüden dosyaları, daha sonra üstteki menüden USB OTG'mizi seçiyoruz arkadaşlar. Buradan da ROM ve Magix dosyamızı indirdiğimiz klasörü bulup buradan ROM ve Magix dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra imleci sağa kaydırıp ROM'umuzu kurmaya başlıyoruz.
ROM kurulum aşaması bittikten sonra arkadaşlar gelen ekranda wipe kutucuğunu seçip imleci tekrar sağa kaydırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bir deploy zip'i var arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar ROM kurulum aşamasından sonra bunu da kurabilirler. Gereksiz bazı verileri, uygulamaları siliyor. Pil ömrüne katkı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da açıklamalar bölümünde bırakacağım linkini. Bu dosyamızı da kurduktan sonra arkadaşlar reboot sistem deyip telefonumuzun açılmasını bekleyeceğiz. Evet, kurulum aşamalarını geçtik arkadaşlar. ROM'umuzu kullanmaya başlayabiliriz telefonumuzu. ROM gayet güzel bir ROM. Geliştiricileri Türk. Gayet memnun kalacağınız bir ROM arkadaşlar. Şimdi tekrar Swift Backup uygulamasını kullanarak hem ana ekran hem de uygulama yedeklerimizi nasıl geri yükleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için USB'mizi tekrar telefonumuza takıyoruz arkadaşlar. İlk önce Swift Backup uygulamasının APK'sını kuruyoruz. Daha sonra da USB'ye taşıdığımız Swift Backup klasörünü tekrar telefon hafızasına taşıyacağız arkadaşlar. Klasörü taşıdıktan sonra uygulamamızı açıp hesabımıza bağlanıp depolama izni veriyoruz arkadaşlar. Ben burada Magix kurulumunu gerçekleştirmediğim için root izni istemedi benden. İlk önce Magix'in kurulumunu gerçekleştirip bu işlemi yaptıktan sonra telefonun yeniden bir başlaması lazım. Daha sonra Swift Backup uygulamasına girip uygulama yedeklerimizi tekrar telefonumuza yükleyeceğiz. Telefonumuz tekrar açıldıktan sonra arkadaşlar Swift Backup uygulamasına girip uygulamaya root izni veriyoruz. Burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Sadece Chrome uygulaması için geçerli bu ayrıntı. Google Play'den Android System WebView uygulamasını güncellemediğiniz takdirde Chrome uygulamasının yedeğinde hata veriyor. Bu hatayı almamak için dediğim gibi Android System WebView uygulamasını güncelleyip daha sonra Swift Backup uygulamasından bütün yedekleri kurabiliriz. Öncelikle bu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi hallettikten sonra arkadaşlar uygulamamızı açıp tüm uygulamaları geri yükle seçeneğini seçiyoruz. Alttan yükleme seçeneklerinden bütün kutucukları işaretledikten sonra geri yükle seçip uygulamalarımızın yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bir uygulama hata verdi. O da normal çünkü YouTube Bungee kullandığım için onu yedeklememem gerekiyordu arkadaşlar. Alışveriş uygulamaları, market uygulamaları, banka uygulamaları bu uygulama sayesinde arkadaşlar Swift Backup sayesinde ROM kurduktan sonra tekrar hesap girme, şifre girme zorunluluğunuz yok. Olduğu gibi
eski halinde ilk bıraktığınız hali gibi tekrar kullanabiliyorsunuz. Burada bilmeyen arkadaşlar vardır diye Volte ve Wo Wifi'yi aktif etmeye göstereceğim arkadaşlar. Bu işlem de bittikten sonra arkadaşlar, şimdi ROM'umuzu yüklemeden önceki ana ekran düzenimizi geri getirmek için ayarlar menüsünden telefon hakkında yedekle ve geri yükle, Xiaomi Bulut, ana ekran diyerek öğeleri buluttan geri yükle seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ve alttan tamam dedikten sonra ana ekran düzenimizin tekrar yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ROM'umuzu kurmadan önceki ekran düzenimizi tekrar geri getirdik. ROM kurma, yedek alma ve Swift Backup uygulaması ile uygulama yedeği alma bölümümüzü tamamladık. Videonun bundan sonraki kalan bölümü Premius ROM'un özelleştirmeleri ve ayarları ile ilgili olacak arkadaşlar. Premius ROM, MIUI 12 ROM'lar arasında en fazla özelleştirmeye sahip olan ROM olmasına rağmen bize hem uzun pil ömrü vaat ediyor hem de stabilizasyon konusunda da çok iyi arkadaşlar. Bu kadar özelleştirme olup da bu kadar başarılı olması gayet sevindirici. Daha önce dediğim gibi geliştiricileri Türk. Şimdi sizlere ROM'umuzun kişiselleştirme ayarlarının nasıl yapılacağını, Magix'te gizlemeyi nasıl yapacağımızı ve Magix'te hangi modülleri kurduğumu göstereceğim arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa yorumlarınızda sorularınızı bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Thank you.